Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da Icardi tabii geçen sezonun flash adamıydı Erdal. Ee, onu elde tutabilmek için de büyük bir çaba sarf ediliyor. Elbette kolay değil. Bu kadar CVC başarılarla dolu bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonda çok iyi geçirdi. Ee, diğer taraftan artık... E, futbolda bir Suudi Arabistan faktörü de e, devreye girdi. O ligi parlatmak için çok büyük bir potansiyel var, bir mali güç var. Birçok oyuncunun da aklını çeliyorlar bir taraftan. Bunların hepsi bir etken haline geliyor ve bizim kulüplerimizin ne kadar güçlü olursa olsun belli bir mali portföyü var, mali bir gücü var. Özellikle bu tip oyuncuları elde tutmak çok kolay olmuyor. Icardi'yi ikame etmek kolay değil. Yani Belki Jacko Galasya'ya lazımdı bu anlamda çok kolay değil kabul edelim ki. Benim anladığım e, Sayın e, Timur'un da Sayın Başkan'ın da açıklamalarından anladım. Çok kolay olmayacak bu iş. Hatta olmayacak gibi yani. Olursa da çok çok ciddi bir maliyetli olacak. Oysa ben olsam Galatasaray alternatif aramaya başlamalı. Öyle görünüyor. E, eli oturup doğru konuşalım. Suudi Arabistan meselesini belki haftaya hafta içi başka şeylerde konuşmak lazım bence. Oraya yönelik bir öfkeyi de anlamıyorum. Yani Premier League Manchester City nasıl aldı bu kadar bu, parayla aldı? Ya yani onlar da parası var alıyorlar. Yani Hani biri yapınca normal, öbürü yapınca ya para harcıyorlar bilmem ne. Öteki de para harcıyor. Paris Saint Germain para harcamadı bu ya. Yani? Parayla oluyor. Yani bugün futbolu paradan bağımsız konuşamayız. Onlar da kendilerine bir yol çizmişler. Doğru yanlış. Kolay değil. Böyle bir şeyi oturtmak kolay değil. Ee, Amerikalılar senelerdir deniyorlar. Olmadı pek. Ee, Suudi Arabistan'da olur mu? Bilmiyorum. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. Ya Biz oradan nasıl kendi adımıza, kendi Türk futbolu oradan nasıl istifade eder? Ona bakıyorum. Galatasaray açısından gelecek olursa. Ee, Icardi'nin kalmayacağını düşünüyorum ben. Yani o rakamlar eğer gerçekse mümkün değil. O rakamları vermek doğru da değil bu arada. O rakamları verme de yarısını da verme yani. Üçte birini bile verme. Daha oraya başka birini bulmak durumunda gibi geliyor bana. Ee, Icardi'yi ikame edecek birini bulmak kolay mı dersen hayır çok zor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Muhammed Salah bombası. Süper Lig şampiyonu Galatasaray iddialara göre Muhammed Salah gündemine aldı. A Spor'da yayınlanan bugün bir programda Galatasaray Muhammed Salah gündemine aldı. İddiası gündeme bomba gibi düştü. Zanyolu, Mertens ve Icardi gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip dünya yıldızları için de çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki sezon Zanyolu'yu sahte forvet gibi oynatmak isteyen teknik direktör Okan Buruk sağ kanat için kaliteli bir futbolcu istedi. Rachid'in transferinden henüz sonuç alınamadığı için Sarı Kırmızı ekip o bölge için farklı alternatiflere yöneldi. İtalyan ekibi Roma'da gösterdiği performansta 2017 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Muhammed Salah İngiliz ekibinin vazgeçilmezi oldu. Kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool forması giyen Salah bu sezon Liverpool forması ile tüm kulvarlarda çıktı 51 maçta 30 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde toplamda 556 maça çıkan Mısırlı Yıldız 263 gol atıp 132 asist yaptı. 31 yaşındaki Mısırlı futbolcunun Liverpool ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dostlar haberde de dediğim gibi bu iddia A Spor'un iddiası. Açıkçası kendi fikrimi söylemem gerekirse böyle bir transferin olacağını hiç zannetmiyorum. Muhammed Salah hala çok formda bir isim. 2025 yılına kadar da sözleşmesi var. Galatasaray'da Forvet'e son aday. Icardi dışında yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için yeni bir iddia geldi. Meksika'dan Soy Futbol haberine göre Galatasaray'ın Raul Jimenez ile ilgilendiği belirtildi. Jimenez'in artık Wolverhampton'ın planları arasında yer almadığı ve Meksikalı futbolcu ile ilgilenen takımlardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Jimenez ayrıca eski kulübü Club Amerika'nın da takıma geri kazandırmak istediği kaydedildi. Ancak ekonomik koşullar nedeniyle bu transferin Meksika ekibi için zor olduğu aktarıldı. Ayrıca Club Amerika'nın şu an için golcü futbolcuya resmi bir teklif yapmadığı belirtiliyor. Öte yandan 32 yaşındaki futbolcuya ayrıca MLS'ten ilgi olduğu öne sürüldü. Wolves ile sözleşmesi bir yıl daha devam eden Jimenez'in geleceğine karar vermesi gerektiğinin altı çizildi. Jimenez'in İngiliz ekibinde kalmaya karar vermesi durumunda süre bulamama riskinin de olduğu kaydedildi. Galatasaray'dan da Emre Can'a teklif. Galatasaray, Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund'un önümüzdeki sene kadrosunda düşünmediği Türk asıllı oyuncu Emre Can için harekete geçti. Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Emre Can ile Sarı Kırmızı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bu arada Yıldız futbolcu Cuma günü Çırağan Sarayı'nda dünya evine girdi. Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Leandro Paredes için de görüşmeler üreten Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkinde oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu Galatasaray 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Emre Can da Galatasaray'ın teklifine olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Sarı Kırmızılar mali şartlar konusunda Emre Can ile el sıkışırsa kulübü Dortmund ile transfer için pazarlığa oturacak. Emrecan 2013'te Bayern Münih'ten Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tuttu. 2018'de bedelsiz gitti Juventus'tan. 2020'de Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olurken kariyeri boyunca bon servisine 42 milyon euro ödendi. Trabzonspor'dan da Yunus Akgün hamlesi. Trabzonspor yeni teknik direktörün transfer listesinde bulunan Yunus Akgün için harekete geçti. Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Yunus Akgün için Trabzonspor süreci hızlandırırken transferi bir an önce tamamlamak istiyor. Öte yandan 22 yaşındaki genç oyuncu Yunus Akgün için geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da devreye girdi. Yunus Akgün takımdan ayrılmaya sıcak bakarken gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezon Galatasaray'da 28 maçta süre alan Yunus Akgün bir gol attı ve iki asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Mustafa Muhammed için sürpriz iddia. Nast'ın geçen sezon Galatasaray'dan kiraladığı ve geçtiğimiz günlerde 5 milyon 750 bin euro karşılığında servisini aldığı Mustafa Muhammed için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Foot Mercedo'da yer alan haberlere göre Mısırlı golcünün Premier Lig için Nans'tan kulüpten ayrılabileceği öne sürüldü. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın Mustafa Muhammed ile öne sürüldü. Premier Lig'in 25 yaşındaki futbolcunun ilgisini çekebilecek bir macera olduğu da vurgulandı. Öte yandan Sheffield United'ın bu transfer için Lille ile rekabet halinde olduğu ifade ediliyor. Arda Turan'da Galatasaray'dan transferi istiyor. Teknik direktörlüğün Arda Turan'ın yaptığı İstanbul temsilcisi Galatasaray'dan Emre Kılıç kadrosuna katmak istiyor. Ankara gücünde geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralık kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli oyuncuyla ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Samsun Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kiralık giden oyuncuların yeni sezonda takıma dönmesinin ardından kampta deneneceklerini söylemişti. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.